10 tane de olsa fark etmiyor. Bir tane olsun ama ordunun insanına faydalı olsun. CHP'yi çıkartır. AK Parti 3 tane çıkarır. Devam eder. Ama belki AK Parti'de biraz yani düşüş olabilir diye düşünüyorum. Zaten çoğunlukta olduğu için AK Parti 2-3 tane milletvekili çıkarabilir. Aynı şekilde gider gibi tahmin ediyorum. Evet. Bana göre CHP 2 alır. AK Parti 2 alır. Birim ve pahalamaz bence bu sefer. Büyük ihtimalle İYİ Parti alır. Ve orduyu bilmem ama ben dünyanın kralıyım. Galaksiler Arası Konfederasyon beni dünya kralı ilan etti. Ali Arıyus'u tanır mısınız? Adım adım seçim atmosferine girilirken biz de sokağa sizce orduda hangi parti kaç milletvekili çıkarır diye sorduk. Bakalım tahminler nasıl? Ya bence şu anda orduda 10 tane de milletvekili çıkarsa hiçbiri yanlış anlamayın 5 kuruş etmez. Çünkü neden etmez? Seçim zamanı geldi mi vaatleri sıralayan bu milletvekili adayları seçim bittikten sonra hiçbiri yoklar. Örnek vereyim, isim de vereyim. Cemal Enginyurt. Kime faydası olmuş orduda? Orduda bir kişiye faydası olduysa gelsin bana açık açık söylesin. Dediğiniz sorunun cevabını versem yani 10 tane de olsa fark etmiyor bir tane de olmasa. Bir tane olsun ama ordunun insanına faydalı olsun. Üstüne basa basa söylüyorum. Şu anda nereden baksan 3 AK Parti'nin var diyorsunuz değil mi? Şu an tersi olacak. 4 tane CHP'den olacak. Geri kalanlar da diğer partilerden dağılımdan olabilir yani. Sorun siyaset sorun. Ve orduyu bilmem ama ben dünyanın kralıyım. Galaksiler Arası Konfederasyon beni dünya kralı ilan etti. Ali Arıyus'u tanır mısınız? O bizim galaksi başkanımız. Dünyanın kralı olarak beni atadı. Fakat işte burada krallığımı kabul edecek insan bulmakta zorlanıyorum. Sıkıntı burada. Şimdi siz ne sormuştunuz? Ordunun kaç milletvekili var? Eskiden öyle çıkarıldı. Şimdi insanlar oy verirken bir geçmişe bakmalı, bir 20 yıl öncesine bakmalı, bir 20 yıl öncesine daha bakmalı. Yani şu anki mevcut yönetimin bir 20 yıllık icraatına bakmalı, bundan önceki yönetim sistemine de iyi bir analiz getirmeli. Ben iyi hatırlıyorum böyle koalisyon dönemleri falan yaşandı. Hatta biz o zaman yeni keşfedilen Michaelis galaksisinden bu Türkiye'deki seçimleri, Türkiye'nin siyasi gelişmesini takip ediyorduk. Oradan bile rahatsızlık duymuşlar. Koalisyon dönemleri bitti. Ben bu sisteme inanılmaz güveniyorum. Dünya kralı diyorum ya. Türkiye'nin de kralı bir tane olmalı. Ondan ne dünya kralı olmaz. Neymiş altılı masa? Olmaz. Dünya kralı bir tane olur. Niye olmaz mı amca? İki tane mi olur? Kesinlikle mi? Hepsinde Allah ıslaysın başka demiyor. Ya sen çok isyankarsın. Biraz böyle şey olmak lazım değil mi? Yapıcı eleştiride bulunmak lazım. Ben reisle yola devam edelim diyorum. Ya bence kazanamazsa başımızı duvardan duvara vururuz diye düşünüyorum. Bu benim acizane fikrim. Çünkü bizi nelerin beklediği belli değil. Bu adamları biliyoruz. Hele bu şu anki mevcut sistemin bakanlarına ben hastayım. İnanılmaz çalışkan adamlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer uzay gemimiz bizim emrimizde zaten istediğimiz yere bazen ışınlanıyoruz falan. O şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ordunun insanlarına ben hayranım. İnanılmaz kaliteli bir coğrafya, kaliteli insanlar. İsterdim ki çok uzun zaman orduda kalayım. Ben aslında Eskişehirliyim. Evet. Evet, o da söyleşiye dahil oldu. Tut elinden. Şimdi uzaylı görünce etkilendi. Etkilendi, uzaylı görünce etkilendi. Uzaylılar da Türklere hayran. Türkiye coğrafyasına hayran. AK Parti 3 tane çıkarır, devam eder. CHP'yi çıkartır. Belki ama yeniden Refah Partisi zorlayabilir. Yani... O şekil olur. Geçen seçimde de aynen o şekilde oldu ama belki AK Parti'de biraz yani düşüş olabilir diye düşünüyorum. Daha sonra yani Kılıçdaroğlu biraz daha ileride görünüyor. Çünkü insanlar artık AK Parti'den yoruldu, nefret etti. Yeni partilere akım başladı. Mesela işte Muharrem İnce, Fatih Erbakan. Yani bu şekilde. Ben şimdi Yeniden Refah Partisi'ni desteklediğim için söylemeyeceğim. Yeniden Refah Partisi'ni destekliyorum ama zaten AK Parti'nin küskünleri yine sağ tarafa gider diye düşünüyorum. Ama AK Parti'nin küskünlerinin sola gideceğini
düşünmüyorum. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojileri, ya şahsım kendim için söyleyeyim. Mesela ben İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyım. İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenlerin hiçbiri İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini okumamış. İstanbul Sözleşmesi Türk toplumunu bitirmek için yapılmış bir sözleşme. Biz de diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi'nin Avrupa'nın dayattığı bir sözleşmeyi biz hayata geçirmeyelim, kabul etmeyelim. Türkiye olarak sözleşmeyi yapalım. Kadına şiddet 4 sene mi? Biz 8 sene verelim. Çocuğa taciz 5 sene mi? 10 sene verelim ama Avrupa'nın dayattığı olmaz. Biz yapalım bunu. Mesela Putin. Ben 4 sene Moskova'da üniversite okudum. Putin bu sözleşme benim örf adetime aykırı dedi. Amerika aykırı dedi. Bunlar kabul etmedi. İslam ülkesi olarak biz kabul ettik. Yani oyuna geldik. Yani Kılıçdaroğlu kişisel olarak benim Türkiye'den sevdiğim siyasetçi ama desteklediği şeyler tamamen yanlış. Yani bu iş ülke, yani ben şimdi arkadaşı seviyorum, işte seni seviyorum. Ülke, hayır, öyle bir ülke yönetimi yok. Ben sadece İstanbul Sözleşmesi yüzünden CHP'ye hayatta oy vermem. O sözleşmenin kaldırılması gerekiyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin içerisinde şeyler var. Hani konuyu ben oraya getirdim ama kusura bakma, insanlar bunu da bilsin. Partnerden bahsediliyor. Partner ne demek? Kadın erkek eşitliği değil aslında bu. Partner erkek erkeğe, kadın kadına. Ya birçok maddesi var. Yani bunu saysam burada hani ben utanırım söylemeye. Çünkü o kadar değişik maddeler var. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi kaldırırsa gerçek anlamda çok büyük bir oy sahibi olur. Kesinlikle. İstanbul Sözleşmesi, ben sağcıyım ama yani eğer sadece olmasaydım Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece bu sözleşme yüzünden vermezdim. Sözleşmeyi kaldırsın, herkes verir. Yani o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben, yani yolu izi açık olsun diyorum. Tasvip etmiyorum sadece o sözleşmeden dolayı. AK Parti'nin oyları da işte bu deprem dolayısıyla, işte zaten birçok sebebi var. Ülkenin hali, enflasyon ortada. Tabii bu AK Parti'den kaynaklanmıyor. Dünyanın, Türkiye oynadığı bir oyun ama insanlara bunu anlatma şansın yok. Ben Erdoğan'a hayatta oy vermedim, sevmiyorum ama gerçek anlamda adamla büyük bir oyun oynanıyor. Erdoğan'ı yıkma. Dünya, yani şu an tüm dünya işi gücü bırakmış. Türkiye'yi nasıl parçalarız? Yani insanlar şunun da farkında değil. Sadece enflasyona odaklanmış. Eli kulağında bir savaş var. Bekliyor kapıda şu an. Erdoğan yani bunlarla mücadele ediyor. Yok dolar 20 lira olmuş. Yok gıda artmış ya. Bunun ben hükümetle alakası olduğunu düşünmüyorum ya. Şimdi Rusya pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor. Nükleer kullanmak istiyor. Zaten Amerika Çin balonunu düşürdü. Depreme şimdi geleceğim ben bu depremin. Bana dünya tersine dönse kimse inandıramaz bu depremin bana Allah tarafından olduğunu. Ha deprem bekleniyordu ama gücü bu kadar değildi. 5'ti, 7'ye çıkartıldı. Eli kulağında o gemi, şimdi İstanbul'da bekleyen bir gemi var. Topunu Dolmabahçe'ye şey yapmış. Kesinlikle. Yani normalde bu bir tehdittir. Yani o topun Dolmabahçe'ye bakması bile tehdittir. Normalde denize bakması gerekiyor. Ya kısacası Erdoğan, yani ben Yeni Refah Partisi olmasaydı ilk defa Erdoğan'a oy verirdim. Sırf sadece şu düzene yenilmemek için. Şimdi hepsi bir olmuş, bir Erdoğan'a adam utanır ya, 6-7 parti bir adamı yıkamıyorsunuz. Adam utanır yani. Kılıçdaroğlu'ndan tut diğer partilere kadar. Ben Erdoğan'a oy vermedim. Eğer Yeni Refah Partisi olmasaydı yemin ederim verecektim. Vallahi billahi tellahi verecektim. Sebebini de söyledim. Yani ben siz ne, bu halk ne harcıyorsa, cebinden ne kadar para çıkıyorsa benim de o kadar çıkıyor. Bizim kazancımız da ortada, herkesin kazancı ortada. Ben sadece dediğim gibi, yani ülkenin durumu çok vahim. Yani savaş anlamında az önce söyledim, yani Amerika eli kulağında, hani bir deprem daha yapabilir. O gemi yine geldi. O bir tane gemi var, sismik dalga yapan. AK Parti bu seçimde kesinlikle kaybeder diye düşünüyorum. Hani ikinci bir tur olmaz yani. O şansı vermiyorum. Kılıçdaroğlu ve diğer partiler silme götürür. Muharrem İnce'ye gençlere baktım, çok büyük ilgi var. Mesela ben bugün kullandım, YSK'ya gittim. İşte 300 bin oy sohbeti var. Ben de Yeniden Refah Partisi'ne oyumu verdim. Eğer Yeniden Refah Partisi AK Parti ile anlaşsaydı ben de Muharrem İnce'ye verecektim. Açık ve net söyleyeyim. Dediğim gibi hakkımız hayırlısı olsun. Yani ülkeye kim faydalı olacaksa, yani parti ayırtmıyorum, A, B, C partisi değil. Yani kim hayırlısını yapacaksa Allah onu başa getirsin. Burada kaç milletvekili şimdi? AK Parti zaten çoğunlukta olduğu için AK Parti 2-3 tane milletvekili çıkarabilir. Cemal Engin çıkabilir şu an. İhtimali zaten yüksek ama CHP'de de şu an neyin ne olacağı belli değil. Çünkü iki tane milletvekilleri belli değil ama AK Parti'nin üçü göreceği kesin. Belki CHP bir tane görebilir. Belki zaten şey tarafından MHP'de bir tane olduğu için şu an belli ama adaylar konusunda o zaten ama o tek parti çıkacağı için o belki şu an alamayabilir. Çünkü zaten bir ittifak vardı, o ayrıldı falan. Ama şu an ne olacağı belli değil aslında. Ha 3 mü çıkar, 4 mü çıkar? Ya şu anda ben net bir şey yok. Yani vatandaş kime ne vereceğini tam da netleştiremediler yani. Aynı şekilde gider gibi tahmin ediyorum, evet. Ya Cemal Bey kesin ordumuzun yani değerli bir insan. Ya Metin Bey de öyle. Ya benim bildiğim milletvekillerimiz o bunlar.
Yani ordunun, Metin Bey çok değerli bir insan. Cemal Bey de öyle. O da ordumuzun, sonuçta ordumuzun insanıyız yani. Bence tahmin aynı o şekilde gider gibi düşünüyorum. Ya bana göre CHP 2 alır, AK Parti 2 alır. Bir tane, 5 tane değil mi? 6 tane. Büyük ihtimalle AKP 3 veya 2 alır. CHP'de 2 alır. Birim MHP alamaz bence bu sefer. İyi Parti mi? Büyük ihtimalle İyi Parti alır. Yani İyi Parti belki bir milletvekili çıkartma ihtimali var. Ama MHP'nin yok bana göre.